Parçalı, bulutlu ve cinayet olasılığı. Bu nasıl başlık lan? Selam Hamsi ailesi. 19'a geçeceğiz. Başlayalım. Merhaba, umarım işe giderken yağmura yakalanmamışsındır. Bugün için hava tahminine bakacağım. Şuna bak, ön sayfa maaşında 3. ay dönümü yazıyor. Ay dönümlerine bayılırım. Çöpüklü üzüm suyu patlatmak için mükemmel bir fırsat. Bu kutlama partisi değil mi? Bugün İves kasırgasının Jazz Town'u vurmasının 3. ay dönümü. Bunun üzerine meyve suyu içilmez tabi. Neden zarar görmüş madem birini ziyaret etmiyorsun? Tamam lan tamam. Üf gidiyoruz. Bir iki dakika oturamadım. Vay be, mahallenin bu kadar zarar görmüş olacağını tahmin etmemiştim. Üstüne de yağmur. Havada kasvetli olabilir mi? Bak şu zavallı adam dışarıda yatıyor. Bakınmalı. Yağmurluk mu giymiş bu mal? Ben kısa kollu tişörtle geldim. Dana yarım. Ben çok üşürüm. Ben yazın bile üşüyorum. Evet gidelim. Şu koltuğu biraz düzelteyim lan. Ha, düzelttim. Şimdicik. Adam. O bahçe makası mı, bana böyle geldi. Makas gibi bir şey. Kravat mıydı o? Ütü. Bu ne? Yok bu değilmiş. Yırtık kumaş. Kopek. Kamyonet. Yaka kartı mı? Adamın kart. Adam ne iş yapıyor ki? Kurbanın rozeti. Yanı geçtim. Gönder lan kartı. Aman tanrım, uyuduğunu sandığım adam ölüymüş. Bir cennete daha yakın, daha denk geldin desene Ayşe. Millet altın bulur, para bulur, ben ceset buluyorum. Söylediğim şeye bak, bir kadın düşünceli olabilmesi mümkün mü? İyi, umarım gıdıklanmamıştır. Salak ya, ölmüş adam. Şüpheli başka yerleri de buldun. Evet. Tamam ya, şunu yıldız yapmam lazım önce. Altı tane yıldız yetecek mi acaba? Tipe bak. Kulağında bir şey mi var adamın? Bana böyle geliyor. Kı Pasifik Bay iş rozeti yazıyor. Bu Clifford Gray hava durumu sunucusu. Onu daha önce nasıl tanımadım? Helgesi ves kasırgası vurmadan uyarmayı başarmadığından beri Justin'un adı kötüye çıktı. İş yerine gelecek, giriş sağlayacak meteoroloji istasyonuna. Bu vakanın ismi çok uzun da. Gılgamış Destanı gibi. Gılgamış. He millet, diğer bölümde ne olduğunu anlatacağım size. Şimdi ben videoyu çekerken 3. bölüme başladım. Tam katili tutuklarken video kesildi. Android bilinen bir şey güncelleniyordu. Kaydettiğim program da Allah'tan Mobizen'le kaydetmiyordum ha. Kanla yazılmış gibi gözüküyor. Loving, bu ne demek oluyor bilmiyorum. Rachel'ım benim. Rachel'a yollayacağız. Kankam o benim. İşte Allah'tan Mobizen'le kaydetmedim. Bir ara böyle Grimson'un 7. vakası mıydı neydi? Onu kaydederken yine böyle olmuştu. Video kesilmişti ve videoyu geri alamamıştım. Ama bu programla kaydettiğim için videoyu kaydetmemiş. Program bozuk dosyasını atmış. Yani galerilerin bozuk dosyasını atmış. Yazıyordu ki ona şey, bu dosyayı onarabilirsin ama kalitesi düşük olur. Onardım videoyu falan ama tablete paylaşamadım. Yazıyordu ki YouTube'a paylaşabilirsin, Instagram'a vesaire. Ben de YouTube'a paylaştım. YouTube'dan da indirmem için gizliydi şey video. Gizliliğini açtım. Gizliyken indiremiyorsun videoyu. Bir tane siteden indirdim onu. O sırada Fırat görmüş onu, diyor ki Ayşe abi 3 kriminal 3 ne? O bölümün 3.'sünü yazmışım oraya. Öyle indirdim. Hemen size gizledim onu orada. İşte o oydu. Videoyu bulduk, düzelttik ama takılmalar oluyor, ama yine de kurtardım Allah'tan videoyu. Arama becerilerin 1. sınıf Ayşe. Kodu çözebilir misin? Tamam. Tamam. Tamam, hepsini ben yapacağım.
Yani düşük kalitede olsa bile kurtardım videoyu. Emeğim gitmedi, ona çok seviniyorum. Allah'tan da geldi yani geri. Öyle işte, o kriminal 3 oydu Fırat'cığım. Onu soruyordum bana. Şimdi gizliyken dosya indiremiyorsun YouTube'dan. Böyle bir şey var, onda da sinir ediyor beni. İndirdim onu işte. Ondan sonra sildim zaten birleştirince videoyu. G78 78 3R 9 olabilir mi? Nasıl bildim? Ben süperim ya. Bu ne lan? Meteoroloji şey mi bu? Tabletmiş, pardon. İnişe geçen bir tür grafik gösteriyor. İstasyonundan logosunu buldum. Bu tablet kesin kurbanımıza bağlantılı. Lafı ağzından aldın. Tableti laboratuvara gönderelim. Ben öyle bir şey demedim. Benim başımdan geçen olayı anlatıyorum. Aynen, Grimson'ın bir bölümü de böyle olmuştu. Mobizen'den geri alamamıştım. Ama şimdi başka bir programla kaydettiğim için bozuk dosyayı onarabiliyorsunuz. Ama fazla kaliteli olmuyor. Allah'tan da yakaladım onu yani. Çok üzülürdüm onu bulamasaydım. Böyle bir geçen bölümünkü olayı buydu işte. Yves yazıyor. Soluk yazı çıkardın. Yves senin suçun Grady. Yves ile 3 ay önceki Yves kaseti olmalı kurbanımız. Peggy Pascal adında birinin imzası var. Hena'yı arayıp bu kişiye gidip bilgi edinebilir miyiz diye soracağım. Alo, selam Hena. Pascal'a ilgili bilgiye ihtiyacım var. Araştırmış. Antika Pascal'dan bahsediyorsun. Peggy'yi liseden tanıyorum. Fırtına sırasında hep okul çatısına çıkan biraz dışlanmış bir kızdı. Kız mıymış o? Söylentiye göre bir defasında ona yıldırım çarpmış. Saçı da bu yüzden o kadar kabarmış. Şimdilerde fırtına avcısı olarak çalışıyor. İş olarak fırtına avcılığı yapmak kulağa tehlikeli geliyor. Defol be. Sivriye bak lan. Yiyecek beni, git buradan. Ulan kış geldi, neredeyse hala kulağımda çınlar ya. Pislik ya. Bir defol gidemedi. Uy kafam. Öyle işte, Allah'tan videoyu kurtardım. Takılmaları oldu ama o indirdiğim siteden dolayı herhalde. Neyse, sonuçta kurtardık videoyu yani, ona bakalım. Biraz polyanalık yapalım. Dudaklara bak, rujlu. Rujumu da sürerim, şeyimi de, terapistmiş bu. Terapisi gibi ama Madeleine Dillo ile bir eşleştirildi. Hastalarından biri miymiş ama neden terapiste gitsin? Belki psikolojik sıkıntısı vardır. Dışarıdan herkes öyle göründüğü gibi değil. Elma da dışarıdan güzel görünür ama içi çürük çıkar. İşte insanlar da böyle. Sen benim içimdekileri nereden bileceksin? Değil mi yani? Defol git ha buradan. Defol. Hasan'ın kredi bu sabah öyle bulundu. Eşyalar arasında sizin randevu kartınızı buldum. Sonra biri işine biri demek dertlerinden biri eksildi deseniz. Vay orospu. Diğer burada bir cinayet ile uğraşıyoruz sanırım. Durumun ciddiyetin farkında değilsiniz bayan. Ona acıma tatlım. Kredi Yves kasırgasını tahmin etmeyi başaramadı ve umurunda değildi. Biraz olsun suçluluk duymuyordu. Keder alerjisi gibi diğer ufak tefek sorunlarına yakınladı ama işini yapamadığı için gidip Justin'a ufak bir özür bile dilemedi. Vicdansız bencilin tekidi ve ayaklarını hep yastıklarım uzatırdı. Terapiye gereksinim duyduğu kesindi. Sadece benim yerime başka birini bulmasını dilerdim. Aldığım para sana haram olsun. Oros. Terapistlere para veriyorlar ya. İşte ben bu yüzden gitmiyorum psikoloğa falan. Niye gideyim? Anam yıldızım yok. Şunları öne atayım. Geleyim. Bakalım nasıl ölmüş. Cinayet sırasında kurban canı boğazına gelmiş belli ki. Boğazına gelmiş derken geçirdiğinde boğazı tam oradan yarılmış. Roxy bu çok korkunç. Ben zekice olduğunu düşündüm ama şakayı bir yana bırakırsak kurban şah damarı bir çeşit yuvarlak testere bıçağı ile kesilen sonra kan kaybından ölmüş. Birden fazla giriş izninden bu anlaşılıyor. Bu adamın boğaza mücadele ettiğini hissediyorum. Ah yeter ama. Konumuna ve göğsündeki morglara bakılırsa kurban Ayşe tarafından bulunduğu koltuğa itilmiş olmalı. Muhteşem çıkarım yapma becerilerimi kullanarak itildiği yere giysilerin üzerine tarama yaptım. Kedi tüyü. Katilin bir kedisi var. Kedi. Kediyle mi cinayeti işlemiş? Yoksa adamın üstüne sinmiş de mi öldürmüş? Bu da olabilir. Kedi. Tablet.
Bulutun tarafına baktığımda Justin'ın istasyon için izleme oranlarını gösterdi. Yani kurban çalıştığı televizyon istasyonunun çizgi 3 ay önce bugün birden düşüş gösterdi ve o günden bu yana her gün azalarak devam ediyor. O günden ne olduğunu tahmin edebiliyor musun? Kasırga mı? 1950 yıllarından bir kaplumbağa ailesinin hayatını anlatan Snappy Days dizinin iptal ettikleri zamana denk geliyor. Bu salak ne diyor ya? Salak abi. Harbiden salak. aynen. Ceosu içimi. Yuh artık yandakiler ya. Ortalığı sikiler ya. Bir tane uçak var evlerinde. Güm güm güm. Ayaklarıyla vuruyor yere ya. Salak mıdır? Ağzını yüzüne çakacağım bir tane şimdi. Pis uçak. Hiç sevmem çocukları zaten. Elimizde büyüleyici bir nesne var. Basit bir test. Pançonun üzerindeki kanın geceden de kurbanın kanıyla yazıldığını doğruladı. Bu çok korkunç. Bir nasıl olur cinayeti sanat projesine dönüştürebilir. Bu sadece parmak boyasından fazlası. Mesajı çok bilinen bir Fransız deyişinin başlangıcı. Anlamı intikam soğuk yenen bir yemektir. Her şeyi yedin daha ne yiyeceksin? Şişkodur. Kesin şişkodur ha. İntikamla ilgili bu alıntı kötü tahminler ve kendini koruma ihtiyacına çağrıştıran panço ile birleştiğinde ah evet her şey yerine oturuyor. İşte cinayetle ilgili kişisel bir hatıra olarak yazmış. Benim aklıma hatıra denildi. Kar küreleri gir. Kanlı pançolar değil. Fransızca kullanması incelikli gözükme ihtiyacı veya gizli olup eylemlerini saklamayı seni gösteriyor. Henüz hangisi olduğundan emin değilim. Fransızca. Fransızca konuşuyor. Biz Türkçe'ye zorla konuşuyoruz. Adamlar Fransızca konuşuyor. İyi iş. Bir İngilizce öğrenemedim ya. Öğrenmem lazım. Oyunları oynayamıyorum o yüzden. Kredimi öldürdüm mü bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Ben dün izleme oranları geldikten sonra o yetersiz herifi kovdum. Onun yüzünden kanalım boykot edildi. Hemen hemen tüm gösterilerimi iptal etmek zorunda kaldım. Boykot mu dedi? İnsanlar kanal izlemeyi bıraktı mı? Bu doğru şekerim. Tek bir görevi vardı. Onu da mahvetmeyi başardı. Şimdi sonuçlarına ben katlanıyorum. Sizinle ters düşmek istemem bay. Ama başka insanlar da fırtınadan mağdur oldu. Kimi evini, kimi malını, kimi aile üyelerini kaybetti. Dokunaklı hikayeleri başkasına sakla. Şekerim ben iş adamıyım. Trajedi işletmemin tuvaleti boylamasıdır. Ne katlar be herif lan. O piroyu alıp senin bir tarafına sokmak vardı ya. Dua et işte gelemiyorum oraya. Piç herif. Kelinden utan. Şu güzelliğe bak. Bu cihaz A sınıfı titanyum. Bir rüzgar ölçer. Rüzgarın hızını ölçmeye yarar. Yves kasırgasını tamir ettiğim makinenin ta kendisi. Kilometrelerce öteden yaklaştığını gördüm. Gücünün iyiliklerini de hissettim. Aklımda efsane anlatılacak bir fırtınaydı. Nereye varmaya çalıştığınızı anlayamadım. Bayan Pascal bunun gridi ile alakası ne? Görmüyor musun? Bizim havacı arkadaşımız herkese o gün olağanüstü hiçbir şey olmayacağını söyledi. Ben onun peşine düşüp insanları uyarmasını söyledim. Ama inatçı beni dinlemedi. O kadar insan öldü. Onların yerine kendisi ölmeliydi. Bu biraz ağır oldu. Özellikle Bay Grady bu sabah öldürülmüş halde bulunmasından sonra. Bilmiyordum ama şu ironiye bakın. Söz dinlemeyen adam sonunda susturuldu. Nefret ediyor herkes ama soruşturma zoraya çıkardığın bir şey varsa işe kurban mahallemizin tipik sevecen hava durumu sunucusu olmadığı. Evet. Dinlemedi. Suçluyor. Adamı kovmuş. Buna Allah cezasını versin. İşte terapiste gitmeyeceksin abi. Her şeyi kendine saklayacaksın. Kurban evine gitmeni istiyorum. Dün gece gelin evinin avlusuna zorla girildiğine dair az önce telefon geldi. Katil olabilir mi? Bilmiyorum olabilir belki. İkinci bölüm. Ayşe az önce kurbanımızın ev sahibi Bayan Egit Krim. Ana, karıya bak. Süt kardeşlerdeki kadına benziyor. Yasemin miydi orada kadının ismi süt kardeşleri? Birinin dün gece kurbanın avlusuna zorla girdiğini söyledi. Gredi'nin cinayet haberini almış ve sesi çok korkmuş gibi geliyordu. Biri öldürmeden önce kurbanımızın evine zorla girmeye mi çalışmış? Sence bu katil olabilir mi? Sana güveniyorum diyor. Elinde kedi kitabı mı? Kedi mi? Bir şey var elinde. Tablete de benzettim ama. Of. Ne yapacağım? Önce avluya mı gitsek? Sesim gitti la. Harun'un tipine bak.
Geçen atıyor bana bunun ekran görüntüsünü, diyor ki aha benim. Ananas ha. Susadım çeşme. İçmez olaydım. Elimde bir kapsu. Yolum düştü köyünüze. Evet. Sesim gitti oğlum. Evet, testere kesildiğiniz gibi söyledi. Bunun cinen silahı düşünmüyorsun ya. Bir süre çimleri biçmesem iyi olacak. Kan örneğim alacağız. Genelde kanlar analiz oluyor. Üf, yarım kase çorba içtim. Bir de hızlı hızlı içtim de midem başladı. Kork 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 kork. Sokakta gidiyorum. Sokak sessiz, tamam mı? Midemin sesi sokağa gürletiyor yani. O derece şiddetli bir gürleme. Sanki gök gürlüyor. Nasıl midedir yahu? Hiç bilmiyorum. Bu kan. Kan benim, damar benim. Vermiyorum ulan. Kan benim, damar benim. Burnum kaşınıyor. Kirlenmiş kan. Evet. Evet. Kirlenmiş o. Kirli kan. İyisi olabilir mi? Şakaydı. İlk kez kirlenmiş kanı analize yolluyorum. Daha önce hiç böyle karşıma çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Bunu yazın. Kirlenmiş kan ilk kez analiz ediyorum. Belki daha önce olmuştur ama ben hiç hatırlamıyorum. Bu bir şeyinin kodu mu, fonksiyonu mu? Evet, gün gözüne hiçbir şey kaçmıyor. Grindy, bu acil. Evet. Yine denetmekte fayda mı var? Ben de hiç anlamam böyle şeylerden. Fizikten de anlamadım. Tarih şey. Tarihten de aslında tarihim iyiydi benim. Tarih bayağı iyiydi de. Unuttuk tabii okulu bırakınca şeyim. Matematiğim kötüydü. Dün gece yüreğime inecekti. Avlumun dışına ayak sesleri duydum. Ve onların grinde kokuşmuş ayaklar olmadığını emindim. İçeri girenin kim olduğunu gördün mü? Benimle alay mı ediyorsun? Odamdan çıkmaya cesaret edemedim. Doğrusunu söyleme, gerekirse bunun olmasını da Gridin'in öldürmesine de şaşırmadım. Öldüreceğini biliyor muydunuz? An meselesiydi. İnsanları korkutmak için evime ölüm tehdidi gönderip duruyorlardı. Avluma yumurta bile attılar. Ta nergislerime kadar yumurta hakkı içindeydi. Kendi canım için korkmuştum. Bir de yavru kedilerim için o adama gitmesi için yalvardım ama bir türlü gitmek bilmedi. Huzura kavuşabilirim. Kedisi var. Başka bir şey olmadığına göre bunları analize yollayalım. Daha bir şey var mı? Yok, bunları yollayalım. Şu kirlenmiş kanı bulalım. Güzel, orayı kontrol et Ayşe. Ot biçicide bulunan kan gerçekten kurbanımızın kanıyla eşleşiyor. Ot biçici gerçekten cinayet silahımız. Kanda tuhaf bir turuncumsu pudralı renk vardı. Yara açıldıktan sonra kanla karışan harici bir maddeyle kirlenmiş. Mikroskopla inceleyerek biraz da koku duyumu kullanarak maddenin ne olduğunu tespit ettim. Cajun baharatımızdan başkası değil. Cajun yediğini biliyoruz. Ot biçiciyle öldürmüşler adamın. Kafasını, gözünü, neyini artık şey yapmışlarsa. Ölenler niye hep şerefsiz oluyor? Buna inanamayacaksın. Kurbanın avlusunda bulduğun eskizdeki formülleri araştırdım. Rüzgar, nem ve bulut hareketlerine dair ölçümler buldum. Uzun lafın kısası ve inan bana, bunun kulağa ne kadar çılgınca geleceğini biliyorum. Ama bu eskiz güya havayı kontrol eden bir makineyi gösteriyor. Havayı kontrol eden bir makine mi? Hena, bu biraz absürt değil mi? Sence de böyle şeyler bilim kurgu filmlerinde de olur. Filmlerinde olur. Böyle bir makine olduğunu söylemiyorum. Ama eskiz bunu gösteriyor. Muhtemelen bir derin icadı. Ben de içgüdülerimden hareketli lisedeki matematik öğretmenimizden eski sınavlarımızın kopyalarını istedim. Bu formülleri önceden gördüğüme dair bir hisse kapıldım ve tahmin ettiğim gibi bir öğrencinin yazısıyla eşleşti. Peki. Sormalıyız.
Bir de meteoroloji istasyonu dağınık masa. Önce masaya baksak analiz çıkma ihtimali var mı? Bence vardır. Çünkü ikinci bölüm %50 şu an. Kızla konuşayım önce. güya havayı kontrol eden bir makine daha çizdiğin eskizi buldu. Bu senin uydurduğun bir şey mi? Bana inan, o makine uydurma değil. Hiç durmadan Gives kasırgası gibi korkunç bir fırtına nasıl dolup da gridin hava grafiklerinde yer almadığını anlamaya çalışıyordum. Yanıtı basitti. Bu eskiz de bunun kanıtı. Yves kasırgası önceden tahmin edilmezdi. Çünkü o insan eliyle yapılmaydı. Yapay bir fırtına. Size inanmadığınızı düşünmeyin bayan baskıl. Ancak bu fiilin arasında herhangi bir bilimsel kanıt var mı? Çekinmeyin. Siz herkes gibi bana deli deyin. Bugüne de beni tek dinleyen kedim zaten. Bana inanmadı. Hatta eskizimi yırtıp bana kafadan çatlak peki dedi. Bir de üstüne bana herkesin içinde akılsız demekle tehdit etti. Deli değilim. Fırtınalar benim tutkum. Fransızların da dediği gibi benim idolüm. Dediği gibi benim Rare. Tamam, bir gün insanlar baştan beri haklı olduğumu anlayacak. Fransızca yazıyor, okuyamadım. Fransızların aksanı çok güzel ya. Bir de Azerbaycanlıların. Ulan o Azerbaycanlıların Haribo reklamı var ya. Haribo reklamı. Uşak ya da büyük ol. Haribo ile mutlu ol. Aa, Arda tipini çok güzel yapmış, baksanıza. Ne kadar yakışıklı yapmış kendini. O da bir abonem. Hep abonelerim. Bakın kim? İyi de Jonas'ın suratı niye eşek gibi burada? Öcüye benzemiş Jonas orada. Normal o Jonas'la Grace olması. Niye çirkin yapmışlar onları? Yazıklar olsun size. Grimmspor'u bu kadar mı görüyorsunuz? Oyunun yapımcısı. Sana sesleniyorum. Jonas'ı nereye getirmiş? Adam şeytana benzemiş. Aynı şuraya baksana. Korktum lan, git buradan. Ne bulacağım? Kahverengi şapka. Grace de çirkin olmuş. Onaralım bunu. Bu sandık karmaşık görünümlü. Hava aletleriyle dolu. Tamam. Şunlara bakacağım. Başka kimseyle konuşacak mıyız? Yok. Kızla konuştuk. Kızın gözlüğünün aynısı bizim avatar mağazasına geldi. Almadım ben onu ama. Çok çirkin lan yuvarlak gözlükler. Bugün bir tane kızı da gördüm. Hiç güzel değil ki o yuvarlaklar. Aynı Harry Potter gibi. Ben de alacağım ama. Bu ne lan? İlaç şişesi. Hap şişesi. Ellerim mıknatıs gibi çalışıyor. Evet. Evet. Biliydim öyle diyeceğini. Biliyordum. Üstündeki yazıyı çıkar. Sonra bunu Hena'ya yolla. Hena'ya yolladığını görüyorum. Bu analiz mi bilmiyorum. Bak salladım. Eğer analizse tahminim çıkar. Pir Patent Clifford Ready Onde Reçete. Evet. Acaba neymiş? Uzmanlar laboratuvara gönderecek. Bakayım hangisine gönderecek. Kesin şeydir. Ya Rush'ıldır. Yok lan. Roxy olabilir mi? Yok. Roxy otopsi. Hena'ya yollar. Ya da Yana. Hadi Hena çıksın. Yan çıktı be. Tutturamadım. Olsun ama sonra da yan dedim yani. Biliydim böyle diyeceğini. Bu ne lo? Midem de ötüyor ya. Bir kara bir çocuk. Davetiyeyi birleştirmeyi başardım. Üzerinde küçük bir kız resmi var. Aman tanrım haklısın. Kartın üzerinde Coletto için anma töreni yazıyor. Bu bir anma töreni daveti. Küçük kız ölmüş. Ne ağlıyorsun geri zekalı? Bu da her şeyi ağlıyor. Bağlantılı iken. Kız annesinin adı kartın üzerine yazıyor. Bu Mary dene kadını görse konuşmayı yürütebilir misin? Ben acı haberleri çok iyi veririm. Merhaba kardeş, kızın öldü. Tabii kızın öldüğünü biliyor ama eğer polis olsaydım direkt böyle odun gibi derdim. Öldü diye. Yani öldü, niye iyi konuşayım ki? Öldü sonuçta. Geri gelmeyecek. Zor bir konu olduğunu daha farkındayız. Clifford Green'in gönderen bu anma davetiyle konuşacak. Benim güzel kızım. US kasırgası sırasında öldü. Tek çocuğum gitti. Kaybınız için üzgünüz boyun.
Sizin için zor olmalı. Hepsi kaligrafinin suçu. İnsanlara fırtına hakkında uyarsaydı Colette bugün hala hayatta olabilirdi. Şansımı deneyim. Onu anma törene davet ettim. Özür dileyeceğini umuyordum ama gelmedi. Ona ne inanabiliyor musunuz? Bu ne kadar üzücü olduğunu anlayamazsınız. Kedimle bir başıma kaldım. Hiçbir şey evladınızın yerini tutmaz. Tutamaz. Lan kes ağlamayı, senin ne kadar sulu gözsün be. Evet aynen, göz yaşına boğulmanın zamanı değil orospu. Bu da çok duygusal ha. Ben duygusal insanlarla çok şey yapmam. Yani duygusal olacaksın ama azıcık duygularını gizle. Şunu öne atayım. Kurbanınızın ilaçlarını inceledik ve onların birkaç yıl önce Pasifik Perma tarafından üretilmiş bir uyku ilacı olan Silertit olduğunu tespit ettik. Bazı hastalarda depresyon ve intihar düşünceden yol açtığı tespit edildiğinde piyasadan kaldırılmıştı. Bu ilaçların yanında kurbanımıza yazılmış. Adamın kendisini öldürmesini istiyorlardı. Korkarım çevrede, özellikle doza baktığımız öyle gözüküyor. Günde 10 hap birinin aklını karıştırma yeteri de artar. İlaçlar Medellin Devlet adında bir terapist tarafından bu garı. Onunla konuşalım. Sen şerefsiz, hem insan hayatıyla oynuyorsun hem aklından konuşuyorsun. Sen nasıl terapistin lan? Sana aldığın para haram olsun. Uros. Dışarıdan ses geliyor millet. Çünkü burada yıkım yapıyorlar. Karşıya bir lunapark dikiyorlar. Velet sesinden daha durulmaz burada. Seni iş üstünde yakaladık. Ayşe Clifford yazdığın ilaçları burada. Eminim bunların piyasadan kaldırdığına haberim vardı. Bu ilaçları zararsa onları kedime bile çekinmeden veririm. O tip bir araştırmalara inanmayın. Yine de Gridi'ye verdiğin dozu açıklamıyor. Yani etkilerini hepsini yaşatmak için vermişsiniz sanki. Daha yüksek doza çıkmak istedi. Ben de verdim. Bunda hiçbir suç yok. Adam bağımlı olmuşla ifade ediyor. Gerçekçi olalım. Kimse Gridi'nin ortada görünmesini istemiyordu. O herkesin yaşam enerjisini çeken bir parazit. Özellikle benim onu görmekten nefret ediyordum. Ona karşı duyduğum tiksindi bile beni deli ediyordu. Randevu için zamanım olmadığını söylediğimde bile gelmeye devam ediyordum. Sırf ona uzaklaşabilmek için Fransa'ya geri dönmeye taşınmayı bile düşündüm. Bu kadar nefret etmemiştim. Beni öldürdüğüm anlamda da gelmesin. Herkese iyilik etmiş. Onu öldüren diyor. Evet. Bunların hiçbiri bu adamı sevmiyor. Evet. Evet, bu da acılı bir garip. Çabuk televizyonu aç. CTS'den Richie duyuru yapıyor. Neden? Bu keloş mu? Ona daha önce konuşmuştu. Ne söyleyecek ki? Hadi el arabaya millet. Kredi indirmiş kutlama zamanı. Neden eski evinde bir parti? Ayrıntıları bu yüzden hak ettiğini kaçırmak için bizi ayrılmayın. Adam parti yapacağım diyor. Ya salak salak reklamlara girme Allah aşkına ya. Deli edecek beni. Üçüncü bölüm. Çabuk televizyon aç komiser Ayşe. Vekili. Başkomiser vekili. Ya bu herif duyuru yapaydı. Halka mal olmuş. Ünlü bir şahsiyet. Bir canavar ve yüves kasırgası nedeni olan Gredi'nin ölümü. Üzerine hiçbir yerde bulunmayan haberler. Artık ölümünü kutlama zamanı. Nerede neden eski yerine bir parti vermiyoruz? Bizden ayrılmayın. Fiyaskoya dönebilir. Konuşmalıyız. Çiçek teşhiri. Çiçek teşhiri. O ne Allah? Midem ötüyor. Yuh. Dışarıdan sesler geliyor. Şu karşıda bir yer yapıyorlar. Park mı ne? Oradan geliyor. Sizi televizyonda gördük. Cinayet hakkında konuşarak ve insanları bunu kutlamaya davet ederek Ayşe tarafından yürütülen soruşturma engelliyorsunuz. Bu gösteri dosyasının bir parçası balım. Hikaye uyduruyoruz. Gridi'nin cinayetini izleyicileri eğlendirecek ilginç bir biçimde sahnelerini düşünüyorum. Lan ölmüş ölmüş. Bana yemek isimleri hitap etmeyin bayım. Ve sizin Gridi'nin cinayetle ilgili hikaye uydurmaya hakkınız yok. Benim kanalımda benim kurallarım geçerlidir. Kime ne istersem en sevdiğim Kajun baharatlı tarifleri üzerine yepyeni bir dizi yazarım mı dedi, yaparım mı dedi. Düşmanlık beslenirken insanlar ölümü izlemek için ekrana yapışacak. Hatta belki tüm dünyayı yıkılsın diye hikayenin bir kısmını Fransızca yaparım.
Kendi yerinize kullanma sizi baş şüpheli yapar. Umarım bunun farkındasınızdır. Ben şüpheli mi? Başlamışken kedimi de şüpheli sesini alın bari. İzleyiciler buna bayılır. Kız kardeşim skandal satar. Ya işte şerefsiz adam. Sevilen bir adam değilmiş demek. Ulan ben ölsem acaba arkamdan ne derler ha? Ben ne diyeceklerini biliyorum. Salaktı, geri zekalıydı, soğuktu, duvar gibiydi. Kimse de der ki çok neşeliydi. Halbuki bilmiyorlar ki ben kişiye göre davranıyorum işte. Sen geri zekalıysan ben sana niye düzgün davranayım? Maloş. Böyle hemen herkes ısınan bir insan değilim ya, bilmiyorum. Solmuş kağıt. Bunu açığa çıkaracak. Solmuş dedi ki dedim anla ki bunu açığa çıkaracaksın yani. Bunun açıklaması bu. Evet. 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 Biliydim böyle diyeceğini. Biliydim. Biliydim. Bıktım artık, anlıyor musun? Bıktım. Farklı bir şeyler istiyorum. Farklı bir hayat istiyorum. Farklı bir şeyler yapalım. Hep aynı şey. Sesim gitti gene. Soğan. Kıralım yiyelim. Soğanı severim. Çok yemişimdir soğan ekmek. Umarım onarabilirsin. Tabii de yapacağım. Demene gerek yok da heyvan. 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 Seni heyvan. Şuna bakayım önce onu onarırım ya. Clifford Grid yazıyor üstüne. Altta da bir tane kod gibi bir şey var. Bu analiz olabilir mi? U5B. Yeni düşünme şeklim. Yanlışa tıkladım, Allah'ın kahretmesin seni. Şuna tıklayacaktım. Demek ki deyince düşünemiyormuşum. Evet. Hena'ya gönderiyorum. Biliydim böyle diyeceğini, biliydim. Bu kimdi o? Adamın yanında bir tane kız. Dur lan, kafasını soktum gövdesine. Yanlışlıkla. Love you uncle. Şey uncle şey demek değil mi? Amcaymış aynen. Ben teyze demek unuttum neyse. Seni seviyorum Emice yazıyor. Yani bu küçük kız onun yeğeni olma. Ne kadar tatlı. Tanıdığını mı söylüyorsun? Evet o kız. Evet. Amcası. Demek bu bunun gelini. Abisinin karısı yani. Vay 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 vay. Demek kocanın kardeşi ve onu tanımadığını söylemiş miydi tanımıyorum diye? Yoksa dememiş miydi? Hatırlamıyorum ki. Kardeşim Saddam, onu artık kızım ölmesini izlemekten sonra halden saymıyorum. Sıkıntınızı anlıyorum bayan. Kızınız kasırgada öldü. Kardeşinizi tahmin etmeyi başaramadı kasırgada. Sırt fırtına yerine ondan çıkıyor. Nasıl amca kız kardeşi şey oluyor lan? Amca şey olmuyor mu? Aa, babasının kardeşinin erkek kardeşi amca olmuyor mu? Bir evlat kaybetmenin ne olduğunu bilemezsiniz. Fransa dersi veriyorum. O yüzden kızım koyduğu ile ilgilenemedim. İlgilenememiş. Evine göndermiştim. O gün ona bakmayı kabul etmişti. Hatta akşam yemeğinde yemekleri için meşhur Kajun Baharatlı Bayram'dan da Bamyam'dan da ona gönderdim. Bamya'dan ölmesin kız. Yeğeni bırakıp kendini kurtarır ki. Hiç affetmeyeceğim, ölüm onun suçu. Çok çok üzüldüm, bak şimdi ağlayacağım ha. Kasırga olduğu gün neden işe gittin? Neden kızınla kalmadın? Neden başını ağrımadın? Neden ölmedin? Şunu öne atayım.
Kodu kullanarak şikayet ortaya çıkardı. Ben de mahkeme katibinin odasını biraz karıştırarak kurbanımızın aleyhine verilmiş dosyayı buldum. Şikayetçi Grady'yi şöyle suçlamış. Derhal tutuklanması ve en ağır şekilde cezalandırılması gereken bu hain cani kedimi öldürmüştü. Kedimi öldürmüş, satanist midir bu? Ha bu garip. Ev sahibi, onunla konuşalım. Bu da yiyormuş. İkisi de yiyor. İkisi de mi yiyormuş? Neyse. Şikayet mektubu. Tipe bak. Sepet kafa. Onu öyle üzüyorum ki zavallı yavru kedilerim. Annesi çok zorlanıyor. O garip bir suçlu, bir katil, zavallı masum bir kedi öldüren herkes korkunç bir ölüm hak ediyor. Belki de ölüm ve korkunç gibi laflar etmeden önce biraz sakinleşmeliyiz. Grid'in kedinizi öldürdüğüne emin misiniz? O olduğuna eminim. Alerjisi olduğunu iddia ediyordu ama onu öldüreceğine neden gidip başka bir yere taşınmadı? Gösterdiğim ilgiyi kıskanıyordu. Ne ara kalan? Kajun baharatlı bisküviden onu asla paylaşmadım. Kıskandığı için mi kedinizi öldürdü? Bana bunu kendisi dedi. Bu defa çok ileri gitmişti. Eğer Grid bana savaş açmak isteseydi, İstediyse karşılık vermeye hazırdım. Evet. Evet. Ev enkazı. Başım ağrıyor lan. Kaç gündür ağrıyor. İlaç içiyorum. Geçiyor sonra ertesi gün gene başlıyor. Demek ki içmemek gerekiyor. Çünkü bazı ilaçlar ağrıyı tekrarlatabiliyor. Minoset içmiştim. Ağrı kesici ama hiç böyle yapmazdı. Niye böyle yaptı anlamadım. Daha içmeyeceğim ya. Yiyecek kutusu. Yemek mi arıyoruz? Ben acıkmadım henüz. Yanmış odun sönmüş ama fazla yanamamış. Yarım yanmış. Bir telefon. Telefon nerede? Göremiyor. Ana çevirmeli telefon. Ben bayılırım o telefona. 48 oldum. Askeri madalya mı? Evet. Evet. Numune alabilir misin? Herhalde. Almasa koyu nasıl ilerleyecek lan? Bugün bayağı hava esiyor ya. Uçuyordum az daha soğukta. Bir de zayıfım ya şimdi. Kol çantam olmasa uçacağım yani. İşte telefon ağırlık yapıyor. Onlar olmasa uçacağım yani. Boyalı mı kanlı mı? Boya fırçası ama boya mıdır gam mıdır belli değil. Evet. Evet, pançonun üstüne bunu yazmış olabilir. Hemen laboratuvara göndermeliyiz. Boya da olabilir, kan da olabilir ama kanları genellikle analize yolluyoruz. Kalıntı, boya fırçası direkt analize gitti. İncelemedik değil mi onu hiç? Evet. Kajun food. Üstünde şey var. Yengeç fotoğrafı var. Kajun yengeç midir? Baharatlı diyor. Kırmızı toz gibi bir şey çıktı. Kırmızı madde. Laboratuvara göndereceğim. Bunları hemen öne atayım da. Evet. Evet. Pançonun üzerindekiymiş. Kurbana kanal eşleşiyor. Katilimiz işi. Bana sorarsan olacak iğrenç bir hobi. Fırçanın sabına iz alamadıysam fırça kıllarına üzeri bir şey çıkarabildim. Sadece birkaç tanesi dışında bulduğum tüm kıllar sendik. Bu bulduklarımda insan kılı çıktı. Kurbanın saç olmadığı şüphe götürmez katil siyah saçlı.
Benim değilim. Ben kahverengiyim. Benim saçım kahverengi. Bebekken siyah da tabii. Sonradan açıldı kafam. Kafam açıldı. Yemek kutusunda bu maddeyi bulman iyi işte Ayşe. Dikkatli bir incelemeden sonra kadınıza bu yemeği afiyetle yediğini söyleyebilirim. Zıkkım yeseymiş. Çünkü kutu yalanarak silinip süpürülmüştü. Şu artık. Ruj. Kadın. Artık erkekleri de sürüyor tabii de. Kadın onu doğramak işten değildi. Deri hücresi bulmuş. Kadın. Kadınlara bakacağız. Evet. Ya çok konuşuyor. Sen niye bu kadar konuşuyorsun ya? Çenesine vurmuş bunun. Ben çok konuşanları hiç sevmiyorum ha. Az konuş, öz konuş. Şimdi rujlulardan bakacağım. Önce şu terapist şerisine bakacağım. Siyah karı ama yemiyor. Saçı, bunu zaten saçtan tutmuyor. Bu siyah değil ama hepsi tutuyor. Mu? Fransızca bilmiyor. Şu garımala. Bunda hepsi de... Ulan amca kızın amcasıydı değil mi? O kocasının kardeşi olmuş olmuyor mu ya? Eğer bu kadının kardeşi olsaydı dayısı olurdu kızın. Amca dedi çünkü. Emice. Neden yaptın neden? Kızı yüzünden yapmıştır kesin. Aptal olmayı tadım ben sadece yitirdi. Evladın acısına baş etmeye çalışan bir anneyim. Bunun için öldürmek gerekmiyor. Her şey sizi gösteriyor. Evet. Bunun benimle ne ilgisi var? Dahası da var. Kajun yemek kutusunda sizin deri hücrelerinizi buldu. Sizin öldüğünüzü biliyoruz. Yaptığınız hiç suçluluk duymuyor musunuz? Suçluluk etrafındaki her şeye zarar veren bir yabani otçu gibi bakmak mı bir suç? Benim sadece acısını yaşayan herkes bir nebze adalet buldu. Sizin kardeşiniz. Ama kızın dayısı olmuş oluyor ya. Amcası olmuş olmuyor. Dayısı. Aile sevgidir. Aile küçük bir kızı fırtına sırasında bir başına bırakmaz. Bunun sevgiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Tutuklusun. Defol. Evet. Ucuz adam. Belki de bu defa daha neşeli birini içe alır. Hepimiz iç acıcı, iç açıcı. Şimdi Dante de böyle düşüne göre. Şimdi bir şey diyeceğim de olmayacak. Şimdi Dante böyle düşündüğüne göre. Hep öyle düşün. Onun yüzüne güzel kızımı tek elimi kaybettim. O zaman kızın amcası olmuş olmuyor. Bu dayısı olmuş oluyor. Yanlış çevirmişler. Kadının kardeşi şey olur. Amca olmaz. Dayı olur. Ya şey hep bizimle olmaz. Üstüne üstlük kendi yeğeni anmasına da katılmayınca bu bardağı taşıyan son damla oldu. Bir şey yapmalıydım. Canım istesen gelemeyecektim. Her zaman her şeyin acıdır. Değişin doğru çıkmasını umalım. Çünkü acınızı dinlemek için boş zaman olacak. 10 yıl yedim. 5 yıldan şartı tahliye 10 yıl yedin. Defol git artık. Sen de defol. Yine giymişsin çöp poşetin üstüne. Çöp poşeti mi giydin? Aynı çöp poşetine benziyor. Bari kaban giyseydin. Benim kabanım var turuncu. Vereyim onu sana onu giy. Tabii sen kilolusun. Ben zayıfım. Ek soruşturma. Evet. Evet. Şu ek soruşturma okumayı hiç sevmiyorum. Tamam oraya bakarız. Kolum titriyor lan. Tamam. Yanın ne işi var lan bizi okumadım acaba? Yanla bir alakamız mı var? Yan. Konuşur musun? Bira yine ablamı dolaşıp duruyor. Kedilerime bakmam daha bir gelene çocuk bakıcı da yapmam gerekiyor. Ana yanın uşakları. Küçük çikolatalar. Anamcı çok tatlı. Yiyeyim onu ya. Marul çikolata. İkiniz birbirinize benziyorsunuz. Herhalde geri zekalı. Onun uşakları. Buna niye vermişler? Yanı tanıyor musunuz? Çocuklarına yıllardır bakıcılık yapıyorum. Bakıcıyı mı? Çocukları neden güvende tutmak istediğimi anlıyorsun. Anlaşmasına izin veremem. Şuralara bakalım.
İki şey bulduk. Bu harita gibi bir şey. Üstündeki yazıyı şeyiz bulacağız. Kasırgaya benziyor bu. Yves yazıyorsun. Yves değerleri diyor. Evet. Sana mı yolluyoruz? Sen mi alıyorsun? Sanırım öyle. Evet, 9 saatlik şeyi aldım. Bir şey çıktı. Paramparça olmuş. Bunu birleştir diyecek kesin. Bir araya getirebilir misin? Ben öyle yapacağım. Mal. Başka türlü bitmiyor zaten. Söylemene gerek yok artık. Ben bunları ezberledim. Biliydim öyle diyeceğini. Biliydim. Bir gazete şey değil mi bu? Şey. Sayfası. Gel lan buraya. Biri var burada. Strikers again. Kuklacı yerine saldırdı. Ne hoş. Alırsa bulduğum makale bir kukla ustası ile ilgiliymiş. Okuyalım. Yetkililer iki kişinin çürümekte olan kanatını buradan sonra Justin'in kenar mahallesine Jesse Down'a çıktı. Ama bu hiç iyi değil. Kanun görevlileri kurbanları sahneleme biçimine dolayı kuklacı lakabı seri katilin bir başka cinayet işlediğini onayladı. Raşıl'a mı gönül? Seri katil kim la? Ana! Şimdi organ çalan bitti de seri katil mi çıktı karşımıza? Biliydim böyle diyeceğini, biliydim. Raşıl'ım benim, şunları öne atayım. Evet. Ama esasen Yves'in oldukça benzersiz bir kasırga olduğunu gösteriyor. Kasırgalar genellikle basit fırtınalar şeklinde başlar. Sonra giderek büyür. Ancak bu harita Yves kasırgasının Justin'in yakınlarından neredeyse birden belirlediğini gösteriyor. Şu deli saçma sahibi kontrol makinesi konusunda haklı olduğunu söylemiyorum. Ancak bu kasırganın neden doğal olmadığını düşünün daha iyi anlıyorum. PG'ye mi göstereceğiz? Nasıl yani? Biz mi yaptık lan kasırgayı? Doğal diye doğal değil diyor. Ulan Serena'daki Hades mi yaptı da yoksa? Dizi vardı ya. Bunu da her zaman yaptığı hareket bu. Bana gönderdiğin şu kuracı makalesi büyüleyiciler. Şey, nişanlanma. Çok uzun zaman önce olmuş. Seri katil tutuklandı mı? Pek değil. O sadece öldürmeyi bıraktı ve görüşe göre yeryüzüne kayboldu. Bu içimi rahatlatmadı. Hem de bu makaleyi avlusuna kim bırakmış olabileceğiyle ilgili bir şey söylemiyor. Araştırma beni her defa aynı yöne yıllardır boyu bu uzmana çıkardı. Bu kişi terapist mi yani değil, seri katille ilgilenir ki ona soralım. Yani çocukları nerede? O küçüğü çok tatlı lan, erkek olan var ya. Çikolata marul. Şunu Peggy'ye anlatalım da. Liseyi beraber okumuştuk. Evet, seni hatırladım. Devam bilgisayar odasında takılan şu tuhaf çocuktun. Tuhaf çocuk mu neyse. Yves kasırgasının oluşum izini takip eden bu belgeyi buldu ve bu harita teorimi kanıtlıyor. Doğal olmayacak kadar çabuk oluştu. Size söylüyorum. Biri onu kontrol ediyordu. Üstelik onlara engel olmazsak bir kasırga daha yaratabilirler. Basınç toplayan kasırgaları, onu kaybettim. Ya ben oraya gidemem. Ya uğraştırma beni lütfen. Tekrar oraya gitmek istemiyorum. Bir daha lanet çıkarma söverim sana. Şu karıyla konuşalım da. Çıkacağım ağzına bir tane. Nereden buldun? Kişisel arşivimden alınmış ve bu da kim? Yeni ortağın falan mı? Ben polis karakolundan profil uzmanı olarak çalışıyorum bayan. Sizin makalenizin bayan Christmas avlusunun ne işi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kuklacı gibi eski seri katil araştırmak yasa dışı mı oldu?
Bir kitap üzerine çalışıyorum. Kurucu sadece anne babaları öldürüyor. Sonrasında onlar çocuğu yetim bırakıyor. Onlarla konuşup bu travmayla nasıl baş ettiklerini anlamaya çalışıyorum. Konuşamadım. Tek bir mağdur kaldı. Onu da bulamıyorum. Elimde tek anne babası öldürüldüğü zamanda kalan bir fotoğrafı var. Yazık. Ulan bu yan değil mi? Yanında annesi babası ölmüştü. Bu fotoğraf bize kalacak. Karşına özel mülkü girmekten ceza. Ya bu yana benziyor millet. Yanında annesi babası ölmüştü. Ya iş çıkarma kafama. Biri diyor oraya git. Biri diyor veri tabanına bak. Kesin yandır bu ha. Çünkü ek soruşturmanın resmi de yanı gösteriyor. Yandır bu kesin. Şuraya bakayım da. Şimdi kırık bir makine bulduk. Bir de şu fotoğrafa bakacağım. Bu fotoğrafa çok merak ediyorum. Yan mı acaba bu? Yanan annesi babası da yoktu çünkü. İnşallah doğru çıkar. Bu yan. Kesinlikle bu yan. Ağzından tanıdım. Yan mı acaba? Hiç bilmiyorum ha. Şu an tahmin ediyorum ama. Bu yan. Aynen yan. Tipinden anladım çünkü. Ay kolum. Ben de şaşırdım vallahi Rachel. Yanın ailesi seri katil tarafından mı öldürülmüş? Anne babası 14 yaşındayken kaybettiğini biliyorum ama onun kullanıcının kurbanları olduğunu düşünmek. Ona soracak o kadar sorun var ki laboratuvara gidelim. Rachel üzgünüm ailemin kendisini bu şekilde öldürmeni istemezdim. Endişelenmesine arz etmeyeceğim. Şimdilik seri katille ilgileniyorum ve şu özellik şu kulağa büyüleyici geliyor. Büyüleyici doğru sözcüğüm emin değilim. Ailem o. Onun ne ilk ne de son kurban olacak. O zamanlar herkes kuklacıdan korkardı. 14 yaşındayım. İstesen gelemedim. Bu yüzden dünya gezmeye karar verdim. Uzaklaşmak için. Öldürmeden unutamadım. Yazık lan. Justin'a dönmüş. Bu doğru. Hiç yakalanmadı. Geçen aklımı atamadım. Cezalandırılmadı. Yazık lan. Ben eceliyle ölmüşler diye sandım ama. Söylememişti geçen vakalarda bize bunun böyle öldüğünü. Yazık olmuş lan. O kuklacı karşımıza inşallah çıkardı tutuklarız o şerefsizi. Çıkacak mı acaba millet? Ben bilmiyorum da. İnşallah çıkarlar. Böyle. Bu hava ölçen şey mi? Değişik bir şey. Bunu bana getirseler ne diye saçmalar beni, kırar mı onu? Kıza mı götüreceğiz? Hadi bit. Hadi bit. Güzel vakaydı ya. Üzücü vakaydı ama. Şunu kıza verelim. Rüzgar hızı ve diğer bilgileri sağlayacak. Basıncı mı ölçüyormuş bu? Üstelik aynı değişiklikleri de çabucak fark edebileceğim. Artık hiçbir kasırga bana sürpriz yapamayacak. Yeniden bir kasa isabet edebilir. Bunu al. Oo ne güzel bir şey. Çanak anten var kolunun kenarında. Kanada'yı full çekeceğiz herhalde. Yanan annesi cinayetiyle ilgili konuşmaya yanaşır mı? Bunu duydum korkunç bir hikaye. Onu rahat bırakmazsın Raşın. Ne değilsin lan sen? Bir makine aracılığıyla yaratabiliyorsa. Komplo teorisinden başka bir şey değil saçmalık. Tuhaf olduğunu söyledi. Ben ciddiyim Raşın. Biri havayı kontrol ediyorsa neler olacağını kim bilebilir? Kuklacı olmasın lan. Senin sayende bir soy kasırgayı tahmin edebilirsin. Allah Allah ya. Çok üzüldüm yana ya. O kuklacı inşallah karşımıza çıkar da gebertirim onu. Diğer adam o nasıl ölmüş lan? Onun bacağı ne olmuş lan? Bu ne lan? O ne lan? Nasıl bakardı millet? Bence güzeldi ama üzüldüm. Üzücüydü ya. Yanın ailesine çok üzüldüm. Anket oyu vermeyi unutmayın. Ha bu kadın. Tanıyorum onu. Hollywoodcu. Sabık filmlerde oynuyordu. Bu oyunda tabii. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.